Sana o kız tehlikeli dedim. Bizi duydu, uzak duracaksın dedim. Sen ne yaptın? Kızı koluna takıp gazetecilere poz verdin. Gözaltındaki babasını görmeye uyuşturucu kuryesinin ablasıyla geliyor. Ne manşet ama. Değdi mi? Ha? Eğlendiğine değdi mi? Bitti mi? O kızı da kardeşi gibi başımıza bela edersen. Eğer magazinciyse sadece tanıdıklarımızla konuşacağız. Bana bırak. Ver şu telefon. Ya sen o kadını da ailesini de evden kovmadın mı anne? Hı? Göndermedin mi? Üç gün sonra unutulacak bir magazin haberi için hayırdır? Ne bu telaş? Sen onları kovduğumu nereden biliyorsun? Efendim açmam lazım, özel. Baban da bundan hoşlanmayacak. Hiç hoşlanmayacak. Söyle. Söyle o telefondakine. Onunla işim yok benim. Babasıyla konuşacağım ben. Babanızla konuşmak için ısrar ediyorlar. Tamam, al beni hoparlöre. Şu an hiç kimse... Kızıma ne yaptığını biliyorum, utanmaz. Senin gibi terbiyesiz bir serseriyle konuşacak bir şeyim yok benim. Baban çıksın karşıma. O izlediğiniz televizyonu kapatın. Derin bir nefes alın ve bekleyin lütfen. Neyi bekleyecekmişiz, utanmaz. Babanı ver telefona. Babamın oğlunuzu kurtarmasını bekleyeceksin Seher Hanım. Çünkü inanın bana şu an bunu ondan başka hiç kimse yapamaz. Fethi, soyadını bilmiyorum. Damla Karaçay'ın arkadaşı Serra Hanım'ın şoförü. Gördüm diyorum, gördüm. Defalarca arabanın önünde beklerken gördüm. Beklerken de. İnerken değil, binerken değil. Kullanırken de değil. Beklerken. Ay sinirlerim toplanmıyor kızım ya. Gittik o karakola sabah sabah. Böyle bir sert davranmalar, soğuk ortamlar falan. Aynen. Dün gece de zaten bana soğuk yaptılar. Hayır yani sempatik olmaya çalışıyorum. Beni takip ediyor musunuz falan diye soruyorum. Kadın bakıyor yüzüme. Teknik takibe takılmamışsınız diyor. Alo, fenomenim ben be, fenomen. Diyemedim tabii. Hayır yani o kadar takipçim var. İçinde hiç mi polis yok yani? Rezalet. Polisin mi önden resmen haberi yok. Çöktüm resmen kızım ya, sinirlerim falan yerlerde yani. Ne oldu? Yine mi polisler geldi? Arkadaşlar siz bir dışarı alalım. Beni de mi götürecekler? Ne oluyor? Odamı mı arayacaklar? Fethi, soyadını bilmiyorum. Damla Karaçay'ın arkadaşı Serra Hanım'ın şoförü. Gördüm diyorum, gördüm. Defalarca arabanın önünde beklerken gördüm. Yani? Ya şoförün ifadesi bu. Arabanın yanında dikilirken gördüm demiş. İndisi yok, bindisi yok. Dikilmesi var sadece. Yalnız benim şoförüm yok ki. Yani bence size şoför biraz sallamış. Yalan söylüyor olsaydı, arabayı kullanırken gördüm derdi. Tatlım sen bu ara biraz polise falan mı takılıyorsun? Hı? Farklı bir şey deneyeceğiz. Tamam. Düşünmeye çalışacağız birazcık. Biliyorum zor sizin için ama bir hatırlamaya çalışın bakalım. Belki şu hayaletin eşkalini falan çıkarırız. Neydi o çocuğun adı? Civan mıydı? Onun yanında hiç birilerini gördünüz mü muhabbet ederken falan? Ay canım biz onlara mı bakacağız? Aynen. Yani okulda binlerce insan var. Biz sağımıza solumuza bakmıyoruz ki selfie falan çekiliyoruz. Yani kendimizden başka kimseyi görmüyor gözümüz. Selfie çekiliyorsunuz. Ver bakayım şu telefonu. Ver telefonu. Tatlım polis baktı yalnız telefonuna. Tatlım ver telefonu. Ver. Ya zaten filtrelerim hata veriyordu. Çok fazla bir şey çekilemedim. Bir iki tane bir şey var. Ama dur bende de bir iki tane olacak. Ver bakayım sana. Ay şu insanları artık çağırabilir miyim? Tırnaklarım böyle kaldı çünkü. Ya siz günde kaç tane fotoğraf çekiliyorsunuz? Bu ne ya? Tatlım bu da bir çeşit kariyer. Ha bak şurada birisi var. Kim bu? Tanıyor musunuz bunu? Yok. Ben hiç görmedim. Damla sen de bak bakayım şuna. Adamın adı bile gerçek değil. Tipini zaten hiç bilmiyoruz. Kimi aradığımızı bilmeden birini aramak... Tamam. Ne?
Ne tanıyor musun? Fethi mi bu? Bak bakayım. Ne Fethi'si ya? Şahin bu. Ne işi var bunun burada? Ben nasıl fark etmemişim bunu? Şahin kim ya? Köpeğin köpeği. Keremlerin kulübünün eski güvenlik müdürünün oğlu. Eski güvenlik müdürünün oğlu? O zaman onu tanıyorsun öyle mi? Yok. Bizi tuzağa düşürmek için senin bile tanıdığın birini kullanmazlar herhalde. Benzetiyorsun. Bir daha bak bakayım şuna. Ya iyi de onu tanıdığımı bilmiyor ki o. Ben bütün boynuzlarımı bu herifin getirip götürdüğü paçozlar yüzünden yemiştim. Adamı keşfettiğimi çaktırmadım tabii ki.